أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي رب ömrümüz hitabında iş işten geçmeden ama yol bir an önce yanlıştan dönmenin yolu faydadır, yöntemi faydadır deyip tevbe edip de namaza durduk, namaza başladık. Kılmadığımız namazlar da çok. Onlarda da senin huzuruna durduğumuzda okuduğumuz Kur'an'dan ayetler, sureler pek de doğru değil. Pek de okumasını da bilmiyoruz. Namaz kılıyoruz. Elhamdülillah başladık diyoruz. Fakat namazdaki kurala uygun şekilde okuyuşlarımız da yok Allah'ım. Halimiz nice olur. Bizim yaptığımız bu ibadetleri yüzümüze vurma Allah'ım, kabul et. İşte ibadetlerimiz kabul olsun diye, geçerli olsun diye namazda okuduğumuz süreleri, duaları bir hakkın bellemeye, öğrenmeye gayret ediyoruz. Erkenden geliyoruz. Biz gelsek de hoca bizim peşimizden geliyor. Elhamdülillah, sağ olsun. Ama cemaat gelmeden olmuyor. Boş camiye, boş duvarlara okumak, anlatmak olmuyor. Siz yetersiniz. Başladık, Nas'tan başladık. Geriye doğru çıktık, Kur'an'dan geriye doğru. En son suredir Nas, sonra Felak, sonra İhlas. Leheb dedik, Tebbet, İdece, Nasr'a geldik. Ve bir özet dedik, ne dedik şimdiye kadar, ne anlattık? Bir kelime bari anlayın yani bu surelerden. Söyleyeyim mi özet olarak? Dinle, iyi dinle. Nas ve Felak, sığındık Rabbimize dedik. Sığınmak var Nas ve Felak sürelerinde. Her şeyden ama. Nas'ta şeytandan ve insanların şerrinden sığındık diyoruz. Şeytanın tuzaklarından, şeytanlaşmış insanların tuzaklarından sana sığındık Allah'ım diyoruz. Özet, bir kelime anla. Titre o zaman, kork. Nas okurken Allah'ım sığınacak yerim yok benim. Kötü insanlar da, şeytan da çoğaldı etrafımda. Onların şerlerinden sana sığınıyorum, tuzaklarından de. Onu hatırla namazda, en azından namazda. Felaka geçiyorum. Üstesinden gelemeyeceğim olaylar, hadiseler. Halaktan, felaktan ya Rab, sana sığınırım diyoruz. Yani üstesinden gelemeyeceğin olaylar. Hasetten, fesattan ne yapabilirsin? Adam haset ediyor. Gözde göremezsin. Efendim, canavardan, o gece karanlığından, zifiri karanlıktan göremediğin şeyler yani. Geliyor. İşte Allah'ım, gözde görünen ve görünmeyen belalardan, sıkıntılardan, şerlerden sana sığınıyorum. Bak, Felak'ta da Nas'ta da sığınmak var. İhlas anlattık sonra. Birliğini haykırdık Rabbimin. Varsın, birsin, teksin Allah'ım, ahad, Allah'u samed. Lem yelit ve lem yulad, eşin benzerin yoktu dedik. İmanımı güçlendirdim ve haykırdım demenin anlamını, anlamına vakıf oldum. Rabbimin varlığı, birliği, İhlas suresi. Sonra düşmandan, Leheb gibi, Ebu Leheb gibi düşmanların şerrinden korunmak için Leheb'i okudum ben. Tebbed yede Ebu Leheb. O gün vardı Peygamber Efendimizin düşmanları, İslam düşmanları. Bugün de var Ebu Leheb'ler, Ebu Cehil'ler, Cehil'ler. Onların şerrinden sana sığınıyorum. Onların cezasını sana havale ediyorum Rabbim dercesine Leheb okuduk, anlattık. Sonra Nasr'a geçtik. Nasr, yardım dedik. Allah'ım yardımını lütfeyle diye adeta yalvarır yakarırcasına idâce nasrullah dedik. Gönülleri fethetmek dedik.
gönüller fethedilmeyince, insanların gönlüne girmeyince hiçbir şeyi fethedemezsiniz, alamazsınız, sahip olamazsınız. Dedik ve ama güçlenip kuvvetlenince, iktidar sahibi olunca da Allah'ı unutmayın, fesehliği bir hamd-i rabbike deyin dedik. Allah'a hamdi unutmayın, şımarmayın dedik. Arada estağfurullah deyin ya. İnsan olarak hatalar yaparız. Şımarmayın, mal mülk sahibi olun da güçlü kuvvetli olunca estağfurullah deyin. Allah'ım sana hamdolsun deyin, unutmayın Allah tevbeleri kabul edendir dedik. Dedik bunları. İşte bunlardan birer kelime özet olarak aklınızda kalsın diye anlattık bunları. Namazda bunları anahtar kelime olarak kullanın ve bunlarla kapıları açın. Yardım isteyin, sığının Allah'a, Allah birdir deyin. Benim imanımı güçlendir deyin. Ebu Lehebler, Ebu Cehiller gibi onların şerrinden beni koru deyin. Bunlar aklınızda kalsın. Defalarca anlattım. Şimdi Kafirun suresine geldi. Mücadele. Artık savaş başladı. Onların karşısında dik durmak gerekiyor. Ya eyyüvel kafirun. Ey kafirler. Hiç korkmadan haykır kafirler. Artık güçlendin. Nereden neye sığınacaksın? Allah'ın varlığı birliği. Düşmanın kim, dostun kim? Öğrettik, anlattık. Kul ya eyyühe kafirun. Ey kafirler, haykır. Haykıracağız inşallah. İkinin daha ezan okunuyor değil mi? Ramazan da geliyor. Derslerimiz devam edecek. İkindi sohbetler diyoruz artık biz bunları. Yatsı namazlarından önce yapıyorduk. Şimdi ikindi namazlarından önce namaz sürelerini anlatıyoruz. Ey kafirler diye haykırmanın zamanıdır. Madem bu imana sahipsin, madem bu sureleri öğrendin, bu ayetleri bildin, artık kafirlere haykırma zamanıdır. Sana ne oluyor lan? Ne karışıyorsun sen benim dinime, imanıma? Demenin zamanıdır ya. Yok başörtüsüyle giremezsin, yapamazsın, yok namaz kılanlar gelmesin. Ne karışıyor benim dinime, imanıma? Ne zaman haykıracaksın? Bildiğin varsa, gücün varsa, kuvvetin varsa, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ oluşmuşsa ne duruyorsun ki? Haykır. Ne zaman sesin çıkacak daha? Hep geriye kusur, kusur. Bildiriler, bildirgeler, oho neler neler değil mi? Siyasette mi bildiriyorsun? Yok. Değil mi ya? Bunlar gözümüzün önünde olan şeyler ya. Benim vatanıma ihanet ediyorsan, kafir oğlu kafir. Hainlik yapıyorsa, benim birliğime, dirliğime dinamik koyuyorsa, ben ona elbette haykıracağım yani. Niye çekineceğim? Onun için vatanını seven, dinini seven, mukaddesatına bağlılığını bildiren haykıracak. Susmayacak, pusmayacak. Yoksa seni sustururlar, efendim sindirirler, senin sesini çıkartmazlar. Onun için kafirin suresi haykırmanın suresidir. Kafirlere haykırma. İnanmayanlara haykırma. Sonunda da önce okumayı anlatıyoruz aslında. Sonunda da ama ön bilgi vermeden girmiyoruz tabii ki. Leküm değil, hüküm veliyedin diyor sonunda. Git arkadaş ya. Ne o misyonerlik faaliyetlerin, işte parayla, pulla insanları kandırmaya çalışıyorsun, dinden döndürmeye çalışıyorsunuz. Senin dinin sana, işine bak. Dinini yaşayacaksan yaşayacaksın. Ben ona karışıyor muyum? Benim dinim de bana. Ben de dinimi yaşayayım. Buyuruyor Rabbimiz. Gayet net ve açık. Demokrasi de demokrasi. Layık ise layıklık. Lekum dini küveliyeni. Ama o zaman sen bana karışma. Benim dindaşlarımı, benim inanç, Müslüman kardeşlerimi yoldan çıkarmaya çalışma. Onların beyinlerini, efendim akıllarını fitneyle fesatla karıştırma ya. Ne uğraşıyorsun ya? Bunun için o misyonerler, kafirler ne paralar döküyorlar ya? Ne harcamalar yapıyorlar ya? Benim fakir vatandaşımı dininden döndürmek için, kandırmak için neler harcıyorlar? Biz de harcıyoruz işte. Kafirin suresini anlatıyoruz.
Evet aziz cemaat muhterem müminler, Rabbim cümlemizi uyanık eylesin, güçlü eylesin, hem imanda hem maddi hem manevi güçlü kuvvetli eylesin, birlikten ve beraberlikten ayırmasın. Önce kıraat ve okunuşuna baktığımızda
Karşınızdakiler inanmayanlarsa heybetli olmanız lazım. Konuşmanızda, duruşunuzda, görüntünüzde heybetli. Vücut dili, efendim, söz, hep bunlar karşı tarafı etkileyici, onları korkutucu. Kısırık olmamak gerekiyor yani. Kafirlere karşı konuşuyoruz. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafir. Ama ne yapıyorsun? Biz korkuyoruz. Aman ne derler? Aman Batı ne der? Amerika ne der? Şu ne der? Bu der. Böyle bir haykırışımız yok. Kalmadı bizim. Rabbimiz Allah haykırın diyor. Haykırıyor Kur'an'da. Korkacak bir şey mi yok ki? Yanlışı yapanlar onlar çünkü. Kafirler. Baskıyı da yapan onlar, zulmü de yapan onlar, misyonerliği de onlar, aldatan da onlar. Niye korkacak? İnsanların böyle zayıf taraflarından, muhtaç taraflarından, ihtiyaçlı olan taraflarından yaklaşıyorlar. Paramı lazım alsana ama Hristiyan ol. Ama efendim dinim değişti. Ama şöyle ol, ama böyle ol. He, işleri güçleri bu olmuş. Ama Rabbimiz Allah da bize Kafirun suresi diye müstakil bir sure göndermiş. Yani bizim dinimiz o kadar, hani bugün adına sistemin demokrasi derler, o kadar insanları böyle rahat bırakmış ki hiç kimse kimsenin inancına müdahale etmiyor, zorlamamış. Onun için burada Kafirun suresinde Rabbimiz de bize zorlamayın diyor. Ama size ne oluyor diyor. Biz diyor zorlamıyoruz. Yani Müslümanlar olarak size hiçbir zorba yapmıyoruz. Ama size ne oluyor? Leküm dinüküm veliyedin en sondaki ayet. Ya siz, sizin dininiz size, siz nasıl inanıyorsunuz öyle yaşayın. Ya bizim, benim dinimde benim, bana niye antikuti yapıyorsunuz benim Müslümanları efendim zayıf taraflarını yakmaya fitne çıkarıyorsunuz, onları aldatmaya çalışıyorsunuz, onları efendim müdahale ediyorsunuz. Evet, onun için bu surede kafirlere bir haykırış vardır. Okuyuşunu güzel yapmamız, güzel bellememiz gerekir. Ya eyyühel kafir. Kul ya eyyühel kafir. La e'budu. E'budu. A'budu değil. La e'budu. Elif'i de ayını da biliyorsanız veyahut da bilmeseniz de e'yi a'ya bağlayacaksın. A'budu değil. La e'budu. La e'budu. Ben inanmam, ben tapmam. Ben tapmam. O sizin taptıklarınıza. A'budu değil. E'budu. E'budu. A'budu değil. La a'budu. A'budu değil. E'budu. E'budu me ta'budun değil. Te'budu. Te'budu. Kul ya eyyühel kafiruna la e'budu me ta'buduna ve la entum abiduna me a'budu. Evet, devam edeceğiz. Her iki namazdan önce surelerin okunuşu, anlatımı devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
parmakları böyle yapın ve dudakların arasına atın, o ses gelecektir. Kul ye, ye, ya. Açık kaldı. Ye, kapalı kaldı. Şu iki parmağın dudakların arasına girmesi ölçüdür. Kul ye, kul ye, kul ya dedi. Kul ye eyyuhel kafirun. Burada kafirun da değil mesela. Kef de incedir. Ama yine uzatma olduğu için, met olduğu için ka, ka şeklinde yapıyor. Ke, ke, ki, ki dedi. Ka dedi. Ke, ke, kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun. Kul, 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 kul. Kul de değil, gül de değil. Efendim, kul de değil, gül de değil. Gırtlaktan. Kul, kul, kul. Ha. Biz Türklerin boğazı buna çok yatkın olmayabilir. O zaman kul deriz, geçeriz. Harf değişmiyor çünkü. Yani biz Arap değiliz. Onların, Arapların dili olduğu için onlarda gırtlak buna çok yatkın. Ha'ya yatkın, ga'ya yatkın, bunlara yatkın. Ama bizim zorlamamız lazım. Zorlarken de Kur'an'ın harflerin böyle kafasını gözünü yarmamamız lazım. Yani bir Arap bu şeyi efendim dili bilen kişi geldiğinde ne yapıyor bu falan? Bu yapıyor falan, öyle yapıyor falan, zorluyor. Ağız buğuz yiyor. Adam güler yani. Böyle değil yani. Akışına bırakacağız. Rahat okuyacağız. Kul ya eyyuhel kafirun. Hiç zorlama yok ya. Yani. Onu çıkarayım, bunu yapayım falan diye. O zaman Kur'an'ı sıkıyorsunuz. Onun için boğaz alışması lazım, ağız alışması lazım bu telaffuzlara. Alışması için ne yapmamız lazım? Ya çok dinleyeceksin ya çok okuyacaksın. Kendi dilimiz olmadığı için de bu çok mümkün olmuyor. Öyleyse yani yapabildiğimiz kadar en yakın bir şekilde, en uygun bir şekilde okumaya çalışacağız. Kıraatı. Kul ya eyyuhel kafirun. Yani yanlış telaffuz edersem, yani halkın okuduğu, avamın okuduğu gibi okusam ne oluyor? Kul ya, kul ya eyyuhel kafirun. Hemen yani böyle bir odulluk ortaya çıktı. Efendim sırıttı da. Kul ya eyyuhel kafirun. Kibarlık kalktı ortadan ya. Evet, doğrusu kul ya eyyuhel kafirun. Yani eğip bükmeye, mimiklere böyle ağzın yüzün bir hoş olmasına gerek yok. Sıkmayacağız. Harfleri tokatlamayacağız. Zorlamayacağız. Rahat okuyacağız. Kul ya eyyuhel kafirun. Ama burada mesela ayetlerin, burada ayet sonu değil mi? Bitti. Geçişi de okuyabiliriz. Ama geçişli okuyabilmek için, geçerek okuyabilmek için, ki namazda hızlı okuruz, geçişli okuyoruz. O son hareketin, harfin hareketini bilmek lazım. Kafirun diye durduk. Hareket kalktı. Buranı okumayı bilenler ya. Ama geçerse neyle geçiliyor orada? Üstünle. Kafirune. Kul ya eyyuhel kafirune le. Ne le. Bak üstünle. Bu kural budur. Kafirun le a'udu. Nefes almıyorsun ki. Nefes almadan geçişte o zaman orada ne varsa onu okuman lazım. Hareketi vermen lazım.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد. Şöyle olmaz. قل يا أيها الكافرون لا أعبد. Olmaz. Ya olursa ne olur? Yine bir şey olmaz da. Ama kıraata ve okumaya uygun olmaz. Rabbim böyle azar azar öğrenmeyi bizlere ihsan eylesin. Amin. Öğrenenlerden eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum abidun ma Entüm de olur. Ama tecvid kuralına uygulanmış olsun.
biliyorsan lambaları bileceğim. Sarıda dur. O kadar değilim, lambaları içersen kaza yaparsın. Bu lamba değil yani. Vele entum abiduna ma ma'di ma vele en entum değil, değil mi? La a'budu ma ta'budun vele bir sürede kaç yerde abud diye düz değil. Me e'bud elif ile aynı birleştiriyoruz. Ve le entum abidune me e'bud. Anladınız değil mi? Ne anlamadıysa bir daha okuyayım. Bir daha söyleyeyim. Ve le kafirlere sesleniyorum. Ben sizin inandığınıza inanmam ya. Ben sizin ibadetinize ibadetmem. Siz de benim inandığıma inanmazsınız. O zaman ne uğraşıyorsunuz? Herkes yürüme. Diyor böyle. Kafirlere sesleniyorum. O zaman bu seslenişi doğru düzgün yapalım yani. Kul ya bereket üzerinize olsun. Yaratan Allah, yaşatan Allah, hamdolsun. Peygamberimiz, yol gösteren örneğimiz, önderimiz, salat ve selam olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kafirun suresi kafirlere hitap eder. Müslümanlara hem de hedefi olan Müslümanlara yol gösterir. Nasıl hareket edeceğini, inanmayanlara karşı nasıl bir tavır içerisinde bulunacağını anlatır bize kafirin suresi. Herkes bu işi yapamaz doğrusu.
Hani Mevlamız başka bir ayet-i kerimede ve la tesubbullezine yed'ûne min dünlâhi fe yesubbullâhu adven bi gayri ilm buyuruyor. Düşmanlarınıza, Allah düşmanlarına, onların mabutlarına, onların putlarına hakaret etmeyin. Yani sizin gibi düşünmeyenlere hakarette bulunmayın, küfretmeyin. Çünkü onlar da küfreder. O zaman kime küfreder? Haşa ve kella, sizin inandığınıza küfreder. Kutsallarınıza küfrettirmemek için, hakaret ettirmemek için siz de onlara hakaret etmeyin. Yani kime, nerede, ne söyleneceğini iyi bilin. Bir ışık görüyorsanız ona söyleyin. Verin, hediyeleşin, destekleyin. Bir ışık yoksa, taşlaşmışsa kalpler, siz ne derseniz desin, deyin. Söyledikçe küfrü artıyorsa bir insanın, ona yaklaşmayın. Ama bunu sezmeniz lazım. Öyleyse herkes, önüne gelen herkes, ben beyim, ben buyum, ben şeyhim, ben şıhım, ben hocayım, ben irşatçıyım diyemez. Bunun şartları vardır. Evet, bu nedenle şuurlu Müslümanlara, hedefi olan Müslümanlara yol gösterir Kafirun suresi. Manasına geçmedik, anlamına da her girişimizde, okuyuşumuzda ama anlamından ve hikmetinden bahsetmeye çalışıyorum kısaca. Ama anlamını daha geçmedik anlamına. Okuyuşunu anlatıyoruz, kıraatını. Kul ya eyyühe kafirun. Kul ya deyip, kul ya eyyühe kafirun. Ka, ka de, ke, kafirun. La abudu değil, la e'budu. Abudu değil, e'budu. Mâ ta'budun değil, mâ te'budun. Te'budun. Bu iki ayeti hatırlatmıştık okunuşunu. Ama genelde hep aynı kural üzerinde gidiliyor. Yani bu la'leri la yapmıyor. Ve la değil. Ve la entüm derken ihfa var dedik. Herkes yapamaz. Bilenler ihfayı uygulasın orada dedik. Entüm hatırlatacak olursa ön dişler açık, dil dişlerin ön dişlerin arasına gelmiyor. Oradan nefes, hava boşluğu oluşturup ses buruna verilerek bir kısmını hunne yaparak, tutarak ihfayı yapmış oluyoruz. En diye kapalı. Entüm. Abidüm. Abidüm yani ayın. Abidune ma abud değil, ma abud değil. Me e'bud. E'bud. Söyleyin bakalım. E'bud. Me e'bud. E'bud. Ma abud değil, ma abud değil yani. Ve la antum abudne ma abud değil, ma abud. Ma abud olmaz. Yutuyorsun oradaki, elifi yutuyorsun. Elifi ayına bağlamıyorsun. Yani kaldırıyorsun. Bu harekeyi değiştiriyorsun, cezimi, sakin harfi değiştiriyorsun, kaldırıyorsun. Ya bunlara dikkat edelim. Me'e'bül. Bir dil neyse, nasıl konuşuluyorsa öyle telaffuz edelim ki yani hem karşımızdakiler anlasın hem de Rabbimize, o bizi anlıyor her harekette de, yani ciddiyetimiz, resmiyetimiz, samimiyetimiz, ihlasımız okuyuşumuzdan bellidir bizim zaten. Onun için bu dilin, bu kelamın, bu Kur'an'ın okuyuş kurallarına dikkat edelim. Mabud değil. Me e'bud. Ve la entüm abidune me e'bud. Bazıları duyduğuma göre bazen geliyor kulağımıza. Ve la entüm abidune mabud. Mabud. Deyip geçiyorsunuz. Ben beceremiyorum ama becermeye çalışıyorum. Ama var yani böyle yuvarlayıp geçenler. Rabbim affetsin. Ama her halükarda ben inanmam sizin inandıklarınıza diyorsunuz siz. Rabbim anlıyor bunu. Ama biz okuyuş kurallarını size hatırlatmak durumundayız.
Bunları öğrenelim. Ama öğrenmezsek de vebali var. Çünkü neler öğrenmedin ki sen? Ananın karnından doğduğundan, annenizin karnından dünyaya geldiğimizde bir şey biliyor muydun? Bilmiyordun. Bak bu öğrendiklerini nasıl öğrendiysen bunları da öğrenebilirsin. Onun için Rabbim öğrenebileceğin için soracak sana bunlar. Ne sorusun ya? Ve la ene abidun ma abettum. Ve la ene abidun ma abettum değil yani. Ve la ene abidun ma abettum değil. Ve la ene abidun ma abettum. Yuvarlama var işin yani. Ve la de bir uzatma var zaten. Ve la ene abidun. Yani ene'ye uydu veriyor. Ve la'yı. Ve la ene abidun. Yuvarlama. Dikkat et. Kocaman bak kalın çizgi koymuşlar. Lamelin üzerine. Ve la ene abidun ma abettum. Ma abettum olmaz. Ma abettum. Ve la ene abidun ma abettum. Ve la ene abidun ma abettum. Ve la ene abidun ma abettum. Ene'nin önünde her ne kadar elif de olsa uzatılacak gibi zannetseniz de altında kasır işareti vardır. Kırmızı belirtilir genelde hep Kur'an'larda, Kur'an'da, bütün Kur'an baskı, hangi baskı olursa olsun Kur'an'dan, Kur'an'ın burada enenin altında böyle küçük kırmızı bir şekilde kasır yazar. Kasır, kasır demek Arapça'da kısaltın demek. Uzatan diye kısa okunan anlamıdır. Yani elif burada boşta kalır, eneyi uzatır aslında kasırı görmezsek. Ama bu işareti gördüğümüz zaman uzatan yeri kısa okuyun anlamıdır. Ve la ene ene abidun değil, ene abidun ma abettum. Ve la ene abidun ma abettum değil. Ve la ene abidun ma abettum değil. Ve la ene abidun ma abettum değil. Ve la ene abidun ma abettum. Ve la ene abidun ma abettum. Ve la ene abidun ma abettum. Anladın mı? Vele ene değil, vele ene değil, vele ene abidun ma abettum. Yine aynen tekrarlıyor. Siz de benim ibadet ettiğime tapmazsın, ibadet edicilerden değilsin şeklinde tekrar tekrar söylüyor bunu. Ya işinize bakın, sizinle uğraşmayın. Bak biz size dokunmuyoruz. Siz nasıl inanıyorsanız kilisede mi, havrada mı, biz size müdahale edin. Biz size bir şey söylüyoruz mu? Hayır. Siz de bizim Mescid-i Aksa'mıza karışmayın. Değil mi? Size bizim kutsal olan, mukaddes olan yerlerimize müdahale etmeyin. Bizim inancımızı bozmaya çalışmayın. İnsanların fakirliğinden, efendim muhtaçlığından faydalanıp onlara din değiştirmesine uğraşmayın. Bu tuzakları kurmayın. Benim inandığıma siz inanacak değilsiniz ya. Tamam inanın, nasıl inanıyorsunuz inanın. Ama siz de bize inanmayın. Siz de bizim inançlarımıza karışmayın böyle. Dolayısıyla ve la entum abidun ma a'bud. Ma'bud değil, ma a'bud. Ma a'bud. Buraya hatalı yapıyorsunuz. Ma'bud değil. Ma a'bud. Ha gelelim. Leküm dinüküm veliyedin. Leküm leküm di nasıl yapıyorsunuz böyle? Ha. Dinüküm değil, dinüküm değil, dinüküm. Leküm dinüküm. Buradaki ötreyi esre yapıyor genelde okuyanlar. Dinüküm değil, dinüküm değil, dinüküm. 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 Görüyorsun değil mi? Dudak hareketleri. Leküm dinüküm. Ama hatalı olan dedim. Leküm dinüküm. Niküm değil, dinüküm değil, dinüküm. Veli yedin değil, veli yedin değil, veli yedin, veli yedin, veli yedin değil, veli yedin, leküm değil, nüküm, veli yedin, veli yedin deyip oradaki lemin esresini kaldırmayın, veli yedin değil, veli yedin, veli yedin, leküm değil, nüküm, veli yedin, sizin dininiz size, leküm değil, benim dinim bana. Herkes işine ne uğraşıyorsunuz? بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم Kafirun suresi, çok karıştırırız doğrusu, namazlarda da karıştırdığımız için pek de okumak istemeyiz. Namaz kılanların çoğu da bu süreyi pek bilmezler, karıştırırım bunu diye. Hakikaten ayetler birbirine benzer. Onun için kendimize göre bir kural benimsememiz lazım. Kendi kafamıza göre, kafamızda yani ezberimize almak için dikkatli olmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Evet, bugüne kadar okunuşunu anlattık Kafirun suresinin. Şimdi anlamına geçelim ama son ayeti tekrar edelim. Nüküm di, leküm di falan değil. Leküm, leküm di, leküm di, nüküm. Leküm, dinüküm. Dinüküm değil, dini, dinüküm değil, dinüküm. Bir de löküm gibi başlayanlar var, löküm değil. Leküm, leküm, dinüküm. Leküm, dinüküm, veliyedin. Veliyedin değil. Ne yedin? Yedin değil, veliyedin değil. Veliyedin, veliyedin. Burada en büyük, en fazla hatayı Kafirun suresinde bu ayette, o son ayette harekeler değiştirilerek yapıldığını görüyoruz. Bunu yapmayın. Leküm dinüküm veliyedi. Leküm dinüküm veliyedi. Okuyun bakalım, öyle okuyordunuz mu içinde? Okuyun. Leküm dinüküm veliyedi. Oku bakayım. Leküm dinüküm veliyedi. Oku, bak. Hala daha dinüküm, dinüküm, dinüküm. Leküm dinüküm. Veliyedin değil, veliyedin, veliyedin. Leküm dinüküm. Dinüküm bak, dinüküm. Dinüküm değil, dinüküm. 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 Veliyedin. 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 Yardım yok orada, veliyedin. Evet, veliyedin, veliyedin değil, veliyedin. Ya, beceremiyoruz hiç anlatma. Ne yapalım? Yoksa bizim beceremiyoruz, sizin beceremiyoruz. Siz mi? Hay Allah. Daha açça işlemeyelim demişler. Olsun. Çocukken öğrenmemiz lazım. Şimdi zor yani. Düzeltmemiz çok zor. Biz yine de olsun. Öğretmeye, anlatmaya devam edelim. Birinci ayet ne? Ne diyor? Kul. De ki. De. Söyle. De. Söyle. De. Ne diyeceğim? Ey kafirler! Ya Müslümanlar ne kadar pisikleşti ya. Müslüman ülkelerde, Müslüman devletlerde, Müslüman ümmetin içerisinde, milletlerde hiç kafirlere böyle aykıran var mı? Size sordum ben. Ey kafirler! Bunu böyle iddia ediyor. Ey kafirler! Dikkat edin. Ne oluyor size? Niye uğraşıyorsunuz bizimle? Ümmetin içerisinde bir İbrahimler, bir Musalar yetişmiyor. Yok. Yetişmiyor. Çocuk oyuncağı gibi oynuyorlar Müslümanlar. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ey kafirler diye hitap edecek, kul ya eyyühel kafirin okuyacak adam yok ya. Namazda pıs pıs okuyoruz ya. Bu dünyaya, kafirlere, inanmayanlara, İslam düşmanlarına seslenecek, hitap edecek İbrahimler, Nemrutlara, Firavunlara kafa tutan İbrahim Aleyhisselamlar, İbrahimler, Musalar yetiştirmemiz lazım. Yok. Tayyip Erdoğan mı? Gelecek inşallah. Zaman zaman o da yapmıştı, yalnız kalıyor. Dağılmış ümmet.
Ne halifesi var, ne başında bir lideri var. Papa'ya gidiyorlar işte. Papa bizi kurtar, sen yaptın işleri falan. Müslümanları... Bir halifemiz var. Nereye gitti o? 1924'te Müslümanların, tüm İslam aleminin her şeyi soyulduğu, şuraya gireceksiniz dediği sözün dinlendiği. Nereye gitti? İngilizler bir araya geldi efendim, Avrupalılar bir araya geldi. Bunu kaldıracaksınız dediler bize. Biz de kaldırdık. Yoksa Anadolu gidiyordu elimizde. Türkiye'de bu halifeliği görmeyeceğiz dediler değil mi? Lozan'da buna imza attık yani. Biz de kaldırdık ya. Din adına, İslam adına bir şey görmeyeceğiz siz dedi. Bu Anadolu kolay kalmadı bize ya. Bu da gidecek yani. Bunları yapmasaydık, bu sözleri vermeseydik Lozan'da, biz tamam siz. Biz imza attık, biz kalacağız onları dedik. Din adına, İslam adına. İşte Lozan'da imza attık. Ne yaptık? Camileri bile sattık. Yoksa bunları yapmasaydık Anadolu da gidiyordu yani. Bizim vatanımız diye bir şey kalmayacak. Yani burada bir siyaset var. Hayırlısı işte bugünlere geldi bugünlerde. Ama biz yine ezanı bırakmadık. Onlar öyle dedik ama yine İslam'ı bırakmadık. Değil mi? Onlar öyle dedik mecburen. Lozan'a imza attık ama biz yine Kur'an'ı bırakmadık. İşte o günlerden bugünlere geldi. Ancak. Onun için bir ümmete bir lider lazım. Ey kafirler diyecek bir lider lazım. Yok. Ne halifesi var, ne başı var ümmetin. Şey yok yani. Bölük pörçük. Allah gafletten uyandırsın ümmeti. Birlik, beraberlik nasip eylesin. Ve İbrahimler gibi, Musalar gibi öncüler, imamlar, liderler ihsan eylesin. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كافرون سوره دهشت هدد كافره karşı gösterişli, caydırıcı olmayı gerektirir kafirlere karşı. Ey kafirler, biz buyuz, siz nesiniz? Siz de şusunuz ama biz sizin taptığınız, inandığınız, yaşadığınız, yaptığınız, biz böyle olamayız. Bizim dinimizin içine, bizim kardeşlerimizin içine, müminlerin, inananların içine fitne sokmayınız. Birbirine düşürmeyiniz. Bak bugün görüyoruz. Kafirin suresini uygulayamadığımız için, gereği gibi anlayamadığımız için adam gelmiş senin burnun dibinde, senin ülkenin dibinde Müslümanların ülkelerinin sınırlarını çizmiş. Birisini bir başka sisteme, birisini bir başka sisteme, aynı sistemde, aynı fikirde bile olmalarına razı olmamış. Yani geçmişte diyelim ki A ülkesini Amerikancı yapmış, B ülkesini Rusyalı. Birisi sosyalist olmuş, birisi kapitalist olmuş. İslam diye bir şey bırakmamış zaten. İki ülkeyi, iki İslam ülkesinin bile rejimlerini, sistemlerini, anlayışlarını, idarecilerini hep böyle aynı fikirde bile yapmamış.
Yani onların elinde oyuncak haline gelmişsin. Onun için Kafirun suresi bizimle uğraşmayın diyor yani. Müminlerle niye uğraşıyorsunuz siz? Ve bugün Orta Doğu'yu, Filistin'i, efendim Gazze'yi, efendim Suriye'yi, Irak'ı terör örgütü diyoruz. Kim yapıyor bunları? Kim çıkartıyor? Ne işin var? Sen neredesin? Suriye nerede? Irak nerede? Amerika nerede? Suriye nerede? Sen oraya geliyorsun, bana da gelmesen karışma diyorsun. Müslümanları karışmasın. Onun için bunları anlayalım. Kafirin suresi bunları anlatır bize. En sonunda da son ayeti anlatacaktık. Leküm din, hüküm veliye din. Yani sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ne işiniz var ya ortada, ne işiniz var Suriye'de, ne işiniz var Irak'ta bu insanları birbirine kırdırıyorsunuz ya. Yazık oluyor. Ve Müslüman halklar, Müslümanlar yani içleri kan ağlıyor. Ama başındaki idarecileri koymuşsun. Kafa yapıları, anlayışları, birisi ondan olmuş, birisi bundan olmuş, birisi şu demiş, şucu demiş, bunu demiş. Birisi bir demiş ki Amerikancı, birisi ki Rusya'yı. Hep böyle İslam ülkelerin başı böyle ama halkları kan aldı. Ne zaman uyanacağız? Ne zaman bir ve beraber olup da Kafirun suresini anlayıp da Kudüs'ü kurtaracağız? Mescid-i Aksa'yı kurtaracağız? Onun için leküm din hüküm veriye din. Sizin dininiz size. Siz niye uğraşıyorsunuz Müslümanlarla? Niye Müslümanların arasında fitne fesat, terör örgütlerini onların üzerine gönderip de kendiniz seyirci oluyorsunuz, biz yapmadık falan diyorsunuz? Kimin o ellerindeki uçak savarlar, maket uçakları bizim ülkemize Müslümanların üzerine gönderme? Nereden alıyorlar bunları? Kim veriyor bunları? Onun için ya siz Hristiyansınız. Siz Yahudisiniz, siz kendi işinize bakın, kendi dininiz nasıl yaşayacaksınız, yapın. Havranızda, kimsenizde. Biz bunları yapmayın ama. Müslümanları böyle birbirine düşürmeyin. Afrika'yı sömürmeyin. Leküm din hüküm veliye din buyuruyor Rabbimiz. Onun için Kafirin suresi önemlidir. Bunları anlamamız için yeterlidir. Ama anlayabilen Müslümanlara değil mi? Müslüman ülkelerin başındaki insanlar maalesef kimisi Amerika'da eğitim yapmış, kimisi Rusya'da, kimisi Batı'da, Doğu'da ama İslami fikirlerden uzaklaşmışlar, İslami anlayışlardan uzaklaşmışlar, o halklarına zulüm yapıyorlar. Yahudi'yi savunuyor adam, İsrail'i savunuyor adam. Nerede kaldı Kafirun suresi? Leküm din hüküm veliye din nerede kaldı? Sen nasıl İslam ülkesisin? Nasıl Müslümansın? Ama oradaki Müslümanlara, halkına demiyoruz. Onları idare edenler yapıyor bunları. Gidiyor İsrail'le anlaşma yapıyor. Yahudi'yle anlaşma yapıyor. Mescid-i Aksa ama esir. Nasıl yaparsın sen bunu? Her gün çocukları öldüren, bombalar atan, evlerini başlarını yakan İsrail'le nasıl anlaşma yaparsın sen Müslüman olarak? Nerede kaldı Kafirun suresi? Leküm din hüküm veliye din. La abudu ma ta'budu ve la ene abudu ma abettum. Nerede kaldı? Ben sizin tapıcılık tapmış olduklarınıza, inandıklarınıza inanıcı değil, inanacak mı değilim ya? Bırakın bizim yakamızı ya. Rabbim Müslümanları gafletten uyandırsın. Kafirin suresini anlayıp da kafirlere hitap eden, kafirlere ey kafirler deyip de işinize bakın diyebilen cesareti vermeyi versin inşallah Müslümanlar. Bu idareler, bu önderler Müslümanlara nasip eylesin. Cesaretli önderler, liderler İslam'ı haykıracak imamlar nasip eylesin Rabbim. İslam aleminde Müslümanlara. El Fatiha.